Mümin insan, Müslüman insan, delikanlı, arşın gölgesine doğru koşan yiğit genç, zamanını anlayan, Allah'ın ondan ne istediğini anlayan ve Müslümanlığını öyle yaşayan gençtir. Sabah namazı vaktinde namaza kalkmayıp şöyle Allah rızası için bir cüz Kur'an okuyayım dese bir insan sevap mı kazanabilir? Müslüman bir genç hasta annesini babasını bırakıp umreye gitse, umrede gözyaşları Kabe'nin dibinde sel olacak kadar gözyaşı akıtsa Allah'tan zerre sevap kazanabilir mi? Çünkü hasta anne ve baba, evlada muhtaç anne ve baba, senin o andaki Allah'a karşı en büyük sorumluluğun olan mukaddesatındır senin. Hepimizi Allah birey olarak, ümmet olarak, insanlık olarak, bizim teknoloji, bizim kültür, bizim hayat tarzımız ve bulunduğumuz coğrafyanın altyapısı olan, ortak paydası olan bir değer üzerinden imtihan edecek. Hiç kimse Bilal-i Habeşi'nin Mekke sokaklarında kırbaçlanışını ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar tabi tutulacağı bir test zannedemez. O Bilal'in imtihanıydı. Bilal o gün kırbaca dayanıp dayanamayacağını ispat edecek ya da kaybedecekti. İspat etti, Allah'ı kazandı. Bugün kırbaç filmlerde bile yok. Kırbaç vuruyor gösteriyorlar ama şak diye bir ses başka yerden geliyor. Hiçbir artist kırbaç yemiyor, yumruk yemiyor. Yumruk yedi rolü yaptırıyorlar ona. Bugünün testleri, bugün Allah'ın görmek istediği dirayetli yiğit genç, bilgisayara köle olmayan gençtir. Bilgisayarı kullanan, teknolojiyi avucunun içinde tutan ama kalbine koymayan genç, bu zaman imtihanını kazanan gençtir. Bilgisayarı kullanan, ona tapınmayan, arkadaşları olan ama arkadaşlarına köle olmayan, para kazanan ama helalden başkasını cebine koymayan, üniversite okuyan ama insan olmayı üniversite mezunu olmaktan daha değerli gören, Müslüman olmayı ama Müslümanlığı Allah için, kliği, grubu, kendi köylü, derneği vesairesi için değil, Allah'ın kulu olarak, şunun bunun şu alemin şu büyüğün değil, Allah'ın kulu olarak Müslüman olmayı anlayabilen, uygulayabilen 2000 filan yılın mücahidi, mümini, bu zamanın, bu otoban şartının inceliklerini anlamış insan demektir. Bunun dışında geçmiş hikayelerle övünenler, Bilal şöyle dayandı, Ammar böyle dayandı diye yürüyenler, Çanakkale'de hatıra fotoğrafı, Uhud'da bir fotoğrafla Müslümanlık şovu yapmak, benim bulunduğum yerden 500 kilometre önceki yerde levhada 90 kilometre yazıyordu, ne güzeldi o yollar deyip eski yol tabelalarıyla oyalanmaktır. Önüne bak, burada 40 kilometre yazıyor. Geçmişi 90'dı, geçmişte 90'dı, şimdi 40 yazıyor. Geçmişte düz asfalttı, şimdi çukurlu yollardasın. Geçmişi dümdüz yoldu, şimdi servis yolundasın. Önüne bak, önüne bak. Rahmetli babam ne at koştururdu burada diyorsun, sen araba biniyorsun. Babanın atını bırak, bindiğin arabaya bak.